Tam Salomon Kamando. Bu aile Engizisyon mağduru bir aile olup Sefarat Yahudilerinden. Daha önce Venedik'e gidip sonra İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da iş adamı olup bankerlik konusunda büyük işler becerecek bir insan. Ve Abraham Salomon Kamando ailesi yıllar içerisinde Osmanlı'nın da faydalanabileceği ve Türkiye'nin bugün hala kullanmış olduğu bir takım yatırımların da yatırımcısı. Bunlardan örneğin en önemlisi Bankalar Caddesi'nde yaptırmış oldukları hanlar, Serdar Ekrem Caddesi'ndeki Kamando ailesinin binası ve ailenin kullanmış olduğu ve kendi adlarıyla adlandırılan Kamando merdivenleri. İstanbul'u bugün en karakteristik yapılarından hem mimari hem estetik olarak bugün fotoğrafçıların çok sevdiği bir mekan. Abraham Kamando'nun mezarı Paris'ten vasiyeti üzerine İstanbul'a getiriliyor ve burada Halıcıoğlu'nda defnediliyor. Aslında burası bir Yahudi mezarlığı. Bu alan zaman içerisinde kentin genişlemesi ve nüfusun çoğalmasıyla birlikte Karayolu'nun inşaatı ile birlikte bir atıl vaziyete geliyor. Kamando ailesi aslında bugün kullanmış olduğumuz toplu taşımanın da başlangıçlarından birisi olan Şirket Tahriye'nin, tramvay yatırımcılığının ve bugün Beyoğlu 6. Dairesi olarak bildiğimiz yapının da kuruluşunda çok büyük emek sarf etmiş bir kişidir. Mezarın yeri açıkçası tam yolun ortasında kalmakta ve yaya gelecek olan vatandaşların ziyaret etmesi için pek elverişli bir yerde değil. Ve çevresinde buradaki bakımsızlıktan dolayı bir takım tabii ki mezarlığın almış olduğu kötü bir vaziyet de var. Çevresinde kötü bir vaziyet de var. Buranın düzenlenip Kamando ailesinin İstanbul'a yapmış olduğu katkılara yakışacak bir vaziyette tekrar düzenlenip ziyarete açılacak şekle getirmesi kent için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kamando ailesi bugün dünya çapında tanınan birisi ve vasiyeti buraya gömülmekti. Paris'te öldükten sonra İstanbul'a getirildiğinde burayı arzu etmişti. Çevresindeki mezarlık alanında onunla birlikte düzenlenirse İstanbul'da bu meşatlıkta hak ettiği değeri kazanacaktır diye düşünüyorum. Buradaki kırık olan parçanın yokluğu zaman içerisinde güneş ve yağmur gibi tahribatlardan etkilenip bu parçanın kalan kısmında düşmesini sağlayabilir. O yüzden burası eklenecek bir parçayla ya da tamamının değişmesiyle konservasyonla korunup